Cümleten selamünaleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Sponsorumuz golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ben sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Şurası için inşallah maç saatine kadar da böyle tutun. Ama arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim size. 21.45'te bir video izlediniz dün akşam. Yani aradan çok fazla saat geçmedi. O 21.45'te izlediğiniz videonun hemen akabinde bu videoyu çekiyorum. Şöyle bir durum var. Yani arada çok fazla süre yok. Ama bende şu anda 25.869 abone gösteriyor. Yani abone sayısı 31 kişilik fark var ama 25.900 yapıyor. Ulan YouTube bile Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyor herhalde dedim. Kendi kendime. Elleriniz dert görmesin. Beğenen arkadaşlara da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Hemen kısa geçiyorum. Önce transfer haberi. Fenerbahçe'den savunmaya el harekatı. Böyle anlatsam nasıl olur? Şimdi Fenerbahçe yerli takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan, bakın arkadaşlar habere dikkat bak. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçi için devreye girmiş Fenerbahçe. Ne kadar da tanıdık geldi haber ya. Serdar Saatçi diyor. Saatçi diyorlar. Saatçidir herhalde. Şimdi yabancı kontenjanını boşaltmak istiyor Fenerbahçe. 13 kişiyi göndermek istiyor Fenerbahçe. Sağlı forması giyen Kaan Ayhan. Arkadaşlar hala soruyorum. Kaan Ayhan'la ilgili hala duyum gelmiyor. Konyaspor'dan Adil Demirbağ diyor. Hala Adil Demirbağ doğrulayamadım. Bu bir. İkincisi, bu arada Fener'in maçı var bugün. Onunla giriş yapmak lazımdı ama 25.900'e ben daha çok sevindiğim için bu şekilde giriş yapmak istedim. Şimdi Adil Demirbağ arkadaşlar bakın bugün maç günü. Ya gerçekten alacak olsak bile bana söylenmez herhalde. Hani maç gününden sonra söylenir diye düşünüyorum. Şartları sordu Fenerbahçe diye. Emirhan Topçu, Çaykurucaspor'dan 21 yaşındaki futbolcu. Bu da gündeme gelen isim. Emirhan Topçu için hala hani teklif sormuşluğumuz var. Hani satarsanız alırız düşüncesi hakim. Bana soracak olursanız, hani bana soracak olsanız, ben şahsım adına konuşuyorum. Emirhan Topçu ismi hani 21 yaşında, bakın 1.88 boyunda. Bak 1.88 boyunda sol ayaklı. Yani sol stoper yedeği olur. Ben mantıklı görüyorum. Serdar Saatçi ismi o da 19 yaşında ama 1.600.000 euro piyasa değeri. Şu yüzden 1.600.000 euro. Beşiktaş'ın futbolcusu ve resmi maçlarda forma giydiği için bakın onun da sağ ayaklı sağ stoper olduğunu hatırlatırım. Ve o da 1.90 boyunda. Yani her iki futbolcunun ikisi de bizim hız tanımını karşılamazlar gibi. Bir tek Kaan Ayhan karşılar gibi ama ona da isteyecekleri para bedeli fazla. Bunu konuştuk. Var birkaç tane bir şeyim daha vardı arkadaşlar. Ya şunu söyleyeceğim. Şimdi yaklaşık 20 milyon euro maliyeti olan Militan, Çikildao, Berkan, bunların akıbeti ne oldu diye bir kardeşimiz paylaşmış. Basında ve Galatasaray camiasından hesap soran var mı? Fenerbahçeli görünüp Galatasaray güzellemesi yapan ergenler ve tarafsız medyamız bilsin ki bu sene aldıkları ve göklere çıkardıkları daha büyük fiyasko olacak diye. Dün El Spastikos oynandı biliyorsunuz, Trabzonspor ile Galatasaray arasında. Sonucunu bilmiyorum. Siz bu videoyu izlerken çoktan bitmiş olacaktır herhalde. Yani 90 artı 7200 falan vermezlerse. Şimdi haksız mı adam? Militan, Çikildao, Berkan, Sakaboy mesela. Sakaboy'la ilgili de şey vardı, espri vardı. Neyse. Şimdi malum camia mensupları sormuş sizi ilgilendiren ne? Kendi transfer hatalarınıza bakın. Muhasebeci misiniz falan filan. Ya arkadaş asıl siz muhasebecisiniz. Yani hatalı transferleri büyüten Fenerbahçelilere kızıyoruz. Biz kendi içimizde kendi kavgamızı kendi kendimize yapıyoruz. Yani diyorum ya, kendi kavgamızı kendimiz. Ya dün itibariyle sosyal medyaya bir iddia atıldı. 1 milyon 150 bin euroya alınıp opsiyonla 2 olan, hani satışına göre falan opsiyonla 2 milyon euro alınan Sakaboy'un satın alma opsiyonu 4.5 milyon euro olacak şekilde Monza'ya ücretsiz kiralandı. Hani maaşını da Monza ödeyecek diye, bizde olsa Roma öder. Hani bu şekilde gönderildiğine dair. Ama herkes sus pusun. 4,5 milyon. Bak, büyük iddiada bulunuyorum. Sakaboy'u Fenerbahçe'ye 4,5'a versinler. Biz sezon sonu onu 18-20'ye falan İtalya Ligi'nde bir takıma okuturuz. Ya Monza falan hak getire. Ne Monza'sı? Şimdi Jesus'u gerçekten tebrik ediyorum. Bak, İsmail Yüksek. Sezon başında İsmail Yüksek için ne yorumlar yapılıyordu? Bir düşün. Ya şöyle çöp, böyle çöp falan filan. Dün bir kardeşimizin müthiş bir yorumu var. Arkadaşlar, ben olumlu yorumlarınızı gerçekten hayretle, severek ve mutluluk içerisinde okuyorum. Allah razı olsun. Bir kardeşimiz o kadar güzel bir yorum yapmış ki. Onu yüreğinden öpüyorum. Allah razı olsun. Diyor ki, seni diyor yeni keşfettim. Ama diyor şu özelliğin aşırı hoşuma gidiyor diyor. Bizim taraftarın ortası yok. Çöp gönderin. Çöp gönderin. Bundan bir şey olmaz, gönderin. Sen çıkıyorsun diyor. Aklı başında bir adam olarak diyorsun ki diyor, şu özellikleri var, şu özellikleri yok. Şurası çok iyi, şurası kötü. Yani eğriye eğri diyorsun, doğruya doğru diyorsun diyor. Yani seni takip eden bir adamın, hani seni takip eden bir adamın şu gitsin diyeceğini zannetmiyorum diyor. Seni takip eden hiç kimse şu gitsin, şu kalsın diyemez diyor. Belki diyor katılıyorum, gitsin. Katılıyorum, dursun. Katılıyorum, evet biraz daha bekleyelim derler diyor. Müthiş bir yorumdu. Bir başka kardeşim diyor ki, Fenerbahçeli görülen Fenerbahçe düşmanlarına çaktığın için seni takip ediyorum diyor. Bir başka kardeşim diyor ki, sana gıcıktım diyor. Takip ediyordum ama sevmiyordum diyor. Ama diyor sakin kafayla diyor dinlemeye başlayınca seni diyor, ben seni sevmeye başladım. Üye de oldum diyor. Adamın üyeliğine baktım, 12 ay mı 9 ay mı yazıyor. Ben ara ara da diyor üyeydim diyor mesela bak. Ya neler var arkadaşlar gerçekten bak. Ben şunu söyleyeyim, kendi adıma bir şey söyleyeyim. Ben eğriye eğri derim, doğruya doğru derim. Ben de öyle kıvırma şu bu olmaz. Hayatta hani Allah'ıma çok şükürler olsun. Rabbim her şeyi verdi. Elhamdülillah çok zengin bir insanım. Yani her şeyin ötesinde arkadaşlar sağlık gibisi var mı gözünüzü seveyim. En büyük zenginlik sağlık. Anneniz babanız yaşıyor mu? En büyük zenginliğiniz o. Annenize babanıza sarılın. En büyük zenginliğiniz o. Kıymetini bilin. Gerçekten diyorum bak, bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani imanınız var mı? En büyük zenginlik o. Yani daha çok sayarım da bilin diye söylüyorum. Ha bir Peugeot 3008'im olsa, o da esprisine söylüyorum. Olmasa da olur. Ya olmasa da olur. Mal sahibi, mülk sahibi Allahu Teala. Hani şey gibi düşünün. Bir kıyafet ajansında çalıştığınızı düşünün. İşte Cemil İpekçi kıyafetleri dikiyor. Siz de mankensiniz. Size de aylık 100 bin lira veriyor. Sadece üstüne dikeceğim diye. Siz çıkıp Cemil İpekçi'ye şey der misiniz? Kesme o kol tarafını, kesme o çirkin oldu der misiniz? Yanınızdaki sizi dürter. Gerizekalı 100 bin lira aylık para veriyor. Sus lan der. Mesela şuraya bir düğme dikecek olsa. Ya o düğme de oraya oldu mu Cemil Bey? Ya da Cemil ne diyorlar? Yani Cemil Bey oldu mu dersiniz mesela. O size ne der? Yani aptal mısın be adam? Sana 100 bin lira para veriyorum der. Değil mi? Hani mal sahibi mülkünde istediği tasarruf. Cenab-ı Allah da bize sınırsız. Mesela 2 tane gözünüzü verseniz, sınırsız milyon euro para verseler kabul eder misiniz? Etmezsiniz. Yani öyle elhamdülillah verdiğine de vereceğine de elhamdülillah şükredin. Ha bu şükredin derken de her şeyi siyasiye çekmeyin. Hayatta en son siyaset konuşacak adam benim. Hani bir ıssız bir adaya düşersem, ne bileyim tehlike içinde falan olursam, hani bunu size işaretlemek için siyasi bir tweet falan atarım. Kesin Mustafa Hoca'nın hesabı çalındı dersiniz kesin. Neyse çok gevezelik ettim, özür diliyorum. İsmail Yüksek bak. Ya bıraksak her yere gidecekti. Çocuğu tuttu. İnandırdı. Yüreklendirdi. Oynattı. Oynattıkça potansiyeli daha çok ortaya çıktı. Üstüne düştü. Sen yaparsın koçum dedi. Saçını okşadı. Geçen Arda Güler ya yanağını falan okşuyor ya. Ya arkadaşlar teknik direktör gerçekten baba gibidir. Bak bizim ülkemizde harbi söylüyorum bak, teknik direktörün babacanlığı da var. Babacanlığı da önemli teknik direktörün. Ya bir teknik direktörün çıkıp da kolektif futbol oynuyoruz. Yani oynadığımız futboldan bir şey anlamıyoruz. Yani mevkiler arasında çok sıkıntı var demesi ayrı. Ben evlatlarıma güveniyorum demesi ayrı bak. Evlatlarım dese buyur baba der futbolcular. Jesus dese ki evlatlarım sahaya çıkın, Konyaspor'u yeni emredersin babacığım. Nuri papacığım derler hemen. Öyle bir şey. Yani şov uğruna elindeki futbolcuları göndermedi. Bazı arkadaşlarımız şov uğruna elindeki futbolcuları harcayanları görsünler. Günün maçı Konya maçı ama Konya maçından önce iki şey söyleyeceğim. Yok 2, 3, 4 şey söyleyeceğim. Birincisi Fenerbahçe'nin UEFA'daki fikstür avantajı diye. Biliyorsunuz UEFA'daki Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B grubundayız. Ve B grubundaki maçlarımız var. İlk maçımızı Dinamo Kiev'le Kadıköy'de oynayacağız arkadaşlar. Ardından Ren'e gideceğiz. 3. 4. maçlarda AEK Larnaca takımıyla oynayacağız. Şu an birçok kişiye göre çantada keklik. Bakın bana göre grubun en zor maçları AEK Larnaca maçları. Çünkü hedefsiz olduğunu düşündüğün ya da çıtır çerez diye düşündüğün takımlara karşı daha dikkat etmek zorundasın. Birinci olmak önemli tabii ki de biliyorsunuz. Ve son maç 3 Kasım'da. Yani 3 Kasım'a kadar bu turnuva olacak. Eylül, Ekim, Kasım. 3'ten zaten Kasım'ın başı olduğu için Eylül, Ekim'de bitecek gibi bir şey olacak. Birinci olursak grupta doğrudan son 16'dayız. Oraya geçersen çeyrek finaldesin. Bak ne kadar kolay. Yani 6-8 maçla çeyrek finale gidebilirsin. Hatta 8 maçta da değil. 3 maçı kazan. 4 maçı kazan. 4 maçı kazandığın anda 2 maçtan da en az bir tanesini kazanıp birinden berabere kalsan. Yani 5 galibiyete çeyrek finaldesin. Böyle bir fikstürdesin. Hakkımızda hayırlısı olsun. Dinamo Kiev demişken Dinamo Kiev'in teknik direktörü Lucescu kap açıklaması gibi bir açıklamayla bulunmuş. Şekilli şükürlü bir açıklama yapmış Lucescu. Lucescu demiş ki ilk maçta Dnipro'ya 3-0 yenilmişler. Inga demiş. Maç sonrası açıklamada oyuncuların psikolojisi bozuk. 2 aydır ailelerini göremiyorlar. Gene başlamış edebiyata. Bu maçın Kiev'de oynanmasını isterdim fakat Lviv kentinde oynadık. Yenildik demiş. Stoper oyuncusu Zabarni'yi son maçı değil ama belki de benim son maçım demiş. Hemen kötü algılamayın. Belki de cepheye gidecektir. Belki de cepheye mermi taşıyacaktır. Allah kimsenin başına vermesin savaş musibetini ama Allah kimseye de savaş üstünden edebiyat, mağdur edebiyat yapacak şey vermesin, ahlak vermesin. Yani biz ilk maçta herhalde diyordum ben Dinamo Kiev oyuncuları sabahleyin gidiyorlar, mermi taşıyorlar. Üf, yoruldum ya. Yorulma kardeşim. Ukrayna'nın kurtuluşu bize bağlı. Taşıdığımız bu mermilerle Rus güçlerini yok edeceğiz deyip abi akşam da maç var ya. Olsun kardeşim. Giderken arabada dinlenirsin falan dediklerini zannediyordum. Meğersem öyle bir şey yokmuş. Orada Ukrayna Ligi'nin başlamasına da ayrıca sevindim. En azından adamlar 7 aydır maç yapmıyorlar diyen boş beleş insanların laflarına maruz kalmayacaksınız. 7 aydır maç yapmıyor ama 7 aydır hazırlık maçı yapıyor. Lig maçı sayısından daha fazla sayıda hazırlık maçı yapıp oralardan yardım parası, buralardan yardım parası, hani organizasyon paraları toplayan bir takım var. Fenerbahçe'de karşılıklı anlaşan Steven Colker Fatih Karagümrük'te 2 yıllık sözleşme imzalamış. Bu da bir yerden tanıdık geliyor ama bilmiyorum. Şimdi Filip Novak'la ilgili de yakın bir zamanda sözleşmesi feshedildi falan diye bir açıklama duyarsanız herhalde onun da Karagümrük'e gideceğini düşünürsünüz. Yaparsınız. Ya sizden beklerim. Siz onun da Karagümrük'e gideceğini düşünürsünüz. Kötü kalpli arkadaşlar sizi. Ah sizi gidi sizi. Sizi gidi 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 sizi. Arkadaşlar şu anda gece bültenindeyiz. Şu anda enteresan olaylara gebe. Fenerbahçe'nin Maxi Gomez için Valencia ile her konuda anlaştığı transferin bittiği iddialar var. Ancak ben şunu söyleyeyim. Ben imzayı görene kadar inanmam. Kulüp içerisinde bakın duyumları bir tarafa attım. Allah'ınızın, Kur'an'ınızın, kitabınızın aşkınıza. Dinle pek alakanız yoksa sevdiğiniz bütün varlıkların aşkına. Size bir soru soracağım. 6 milyon euro deniliyor diye şu kardeşinizden duydunuz mu duymadınız mı? Ben sadece bunu söylüyorum. Yakın zamanda takip ediyorsanız bir şey diyemem. Hatta sosyal medyaya şöyle yansıdı değil mi? 7 milyon euro artı opsiyon falan filan. Ben dedim benim bildiğim 6 milyon euro ama herhalde hani 6'yı 7'ye çıkartmışlardır herhalde. Çünkü bana söylenen 6'ydı diye. Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani bunu niye söylüyorum? İster hatırlayın ister hatırlamayın. Çok önemli değil ama. Ya birileri beni tanımıyor. Beni duyumcu olarak görmeyin. Ben sıradan bir öğretmenim. Sana niye hoca diyorlar? İmam mısın? Yok gözüm diye İbam'ı Gilizeri papazıyım mı dememi bekliyorsunuz arkadaşlar. Öğretmen olduğum için hoca diyorlar. Bakın ben bir öğretmenim. Ama sosyal medyada birçok sizin şu an tanıdığınız Fener Online, Fener Kolik, Fenerist, Antu, başka nereler vardı 12 numara gibi yerlerde görev yapmış bir ismim arkadaşlar. Yani sosyal medya üzerinden çok ciddi çevre edilmiş bir ismim. O yüzden de bir çevrem var. Ve kulübe yakın kaynaklarım çok. Dostlarım çok. Ya dostlarım bana mesaj atıyorlar. Diyorlar ki havai fişek. Hakikaten havai fişek atmışlar. Benim küçük kız da baba niye atıyorsun diyor. Ulan bütün suç bana. Neyse. Değerli arkadaşlar böyle bir ortamım var. Ve bu ortamda bu dostlarımdan aldığım bilgileri aktarıyorum. Üye arkadaşlarıma da aktarıyorum. Abone arkadaşlarıma da aktarıyorum. Duyumdur bu nihayetinde. Doğruluğu, yanlışlığı bana bağlı değil arkadaşlar. Geleni aktarıyorum, gideni aktarıyorum. Doğru da çıkacak, yanlış da çıkacak. Ama ısrarlı bir şeyim var. Hep doğru çıkarsa beni takip etmeyin. Hep yanlış çıkarsa yine beni takip etmeyin. Hocam yanlış anladık, doğru niye? Arkadaşlar hepsi doğru çıkıyorsa ben kulübe ihanet ediyorumdur. Bir insanın verdiği her duyum asla doğru çıkamaz. Çıkıyorsa o insan kulübe ihanet ediyordur. Anlatabiliyorum değil mi? Şimdi burada da şunu söyleyeceğim. Maxi Gomez için herkesin paylaştığı duyum şu şekilde. Fenerbahçe Valencia'ya 6 milyon euro bonservis teklifi, sonraki satıştan da %25 pay teklif etti diye. Bazı arkadaşlar da diyorlar ki %75'i için 6 milyon euro vermiş oluyor diyor. Bu salakça geliyor bana. %75'i için niye 6 versin? Mantık olarak düşünelim. %75'i 6 ise 2 milyon euro daha verir. 8'e %100'ünü alır. Ne uğraşacak? 2 milyon euro ile ne uğraşacak değil mi arkadaşlar? Yani çok ilginç. Çok ilginç. 2 milyon euro ile ne uğraşacak diye ama bu anlaşmanın yapıldığına dair. Gelelim rakibimize. Bugünkü rakibimiz Konyaspor. Ne Konyaspor'du? Sahibinden.com Konyaspor muydu? Arabam kimde.com Konyaspor muydu? Arabacı kızlar Yalelli Konyaspor muydu? Neyse arabayla ilgili bir şeydi herhalde. Hangi arabam kredi satıyor.com promosyon muydu? Öyle bir adı vardı. Ama arabam.com Konyaspor diye hatırlıyorum ya. Arkadaşlar alay etmiyorum ha, harbi söylüyorum. Ama ben Konyaspor olarak değerlendirmek istiyorum. Çünkü takımın nihai adı Konyaspor. Şimdi arkadaş, Konyaspor Fenerbahçe 43. randevu. Umurumda değil. İsterse 430. randevu olsun. Süper Lig'de karşılaşacaklar. 4. hafta maçında oynayacaklar. Elleşecekler, şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar falan filan. Inter Milan 43. kez rakip olacak. Arkadaşlar umurumda değil. Kaçını Fenerbahçe kazandı, kaçını Konya kazandı. Umurumda değil. Değil. Bana ne lan? En farklı skorlu galibiyetler, en farklı sporlu mağlubiyetler. Umurumda değil. Konya'daki maçlarda şöyle oldu böyle oldu. Umurumda değil. Ya şu umurumda değil. Sizin umurunuzda mı? Ya velev ki Konyaspor'u tarihimizde 50-0 yendik. Ne değişecek? Hiçbir şey. Bana bugünkü Konyaspor önemli. Size de ayrısı bu. Size de ayrısı. Size de ayrısı. Şimdi arabam.com Konyaspor'muş arkadaşlar. Kesin. %100 olarak. Doğrusu bu. Arabam.com bana bir Peugeot 3008 hediye ederse sponsor olarak alabilirim. Bak sponsor olarak alabilirim, hiç sıkıntı değil. Yani bir 3008'e bakar. Benim arabayı falan da veririm üstüne. Üstüne tamamlarım da yani öyle. Şimdi bir adam değilim yani öyle. Şey değil. Şimdi Konyaspor'un zemininde bir sıkıntı varmış. İslam'la ilgili bir şey söylediler ama şimdi siyasi içeriğe falan girer. Ben bilmiyorum çok şey yapmayayım. İslam olimpiyatlarının maçları burada oynandı. O yüzden zemin bozuldu. Tamam ben de şimdi aman dedim. İslam karıştırmayalım. Bu İslam olimpiyatlarından dolayı sıkıntı olduğundan dolayı Eskişehir'de oynayacakmış. Arda kardeşlerin yöneteceği müsabaka saat 19.15'te başlayacak. Saat konusunda dikkat edin. Saat 19.15'te. Yani şimdiye kadar hep 21.45'teydi ya. 19.15'te maç. İnşallah Fenerbahçe'miz iyi bir maç yapar. 4. maçında 10 puan almış olur. Güzel bir müsabaka olur. Dün Konyasporlu bir kardeşimiz yazmış. Ben Konyasporluyum ama Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum diye. Allah gani gani razı olsun. Bize lazım olan şey bu. Ben de o kardeşimize ve bütün kardeşlerime diyorum ki hak eden kazansın. Hak eden inşallah Fenerbahçe olur diye içimizden dua ediyoruz. Hak edenin kazansın. Ne hakem konuşalım, ne zemin konuşalım, ne hatalı kart, ne hatalı penaltı. Kardeşim şu takım iyiydi, çıktı, oynadı, kazandı diyelim. Ve bunu inşallah Fenerbahçe olarak diyelim. Yani spor bu ya. Bu arkadaşlar, bu düşman değiliz. Birbirimize takılabiliriz, şakalaşabiliriz. Küfür etmeden, hakaret etmeden, ne bileyim zarar vermeden. İnşallah bu bilince sahip oluruz. Joao Pedro sahne alacak diyor. Hakkımız hayırlısı. Fenerbahçe'de onu eksik var. Ben şimdi Konyaspor kadrosunu konuşacağım. Şimdi Serdar Aziz Novak, Nazım Sangare yok. İsmail Yüksek, Pelkas yok. Bruma, Joshua King yok. Mergin Berisha, Thiago Çukur yok. Burak Kapacak da yok. Bunların da niye olmadığını ya da niye tercih edilmediğini benden daha iyi biliyorsunuzdur. Şimdi gelelim dararı kuyruğu koptu. Danaya. Danaya. Konyaspor. Konyaspor'un son müsabakası kiminle sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar? İstanbulspor'la. İstanbulspor 4-0 yendikleri maç özelinden gidelim. Sağ beklerinde Ahmet Oğuz, değil mi? Ahmet Oğuz, Sivasspor'dan gelen tecrübeli oyuncu. Sol beklerinde ise Guilherme. Guilherme'nin Guilherme Yasir Subaşı'nın önünde oynuyor. Ahmet Oğuz'un yedeği Cebrail Karayel. Yani Guilherme ve Ahmet Oğuz kanat bekleriyle oynayan Konyaspor'da savunma hattında iki tane isim. Adil Demirbağ ve Kalvo. Şimdi Adil Demirbağ ve Kalvo ikilisi, kalede de Sehiç. Şimdi İbrahim Sehiç 33 yaşında bir kaleci. Kaleciler için yaşın pek fazla bir hükmünün olmadığını düşünüyorum. Yani kaleciler için yaş çok önemli değil. Sonuç olarak sadece kalede duruyor ama reflekslerin zayıflaması açısından iyi şeyler olabiliyor. Şimdi Adil Demirbağ 24 yaşında 2.300.000 euro değeri olan, Calvo'da 30 yaşında 1 milyon euro değeri olan futbolcu. Transfermarkt piyasa değerleriyle değil, takım içindeki uyumuyla değerlendirmek gerekir arkadaşlar. Her iki oyuncunun da şu ana kadar oynadıkları süreyi baz almanızı tavsiye ederim. Niye? Şimdi Calvo arkadaş 3 maçın 3'ünde de oynamış. Ve MLS'ten gelmiş, oradan hazır gelmiş. Yani şu ana kadar 22 maçta oynayıp 3 gol 1 asisti var olarak gösteriyor Transfermarkt. Tabii ki yorgunluk olabilir, çökebilir. Öte yandan Adil Demirbağ. Adil Demirbağ'da arkadaşlar, o da Konyaspor'un bu sezonki her maçında oynamış. 7 müsabakada oynamış. 498 dakika süre almış. Adil Demirbağ'ın özelliği şu. Hızlı bir stoper ama bazen o kadar dengesizliği tutan bir stoper ki hani ben kart giyeyim, bana kart göster, kırmızı istiyorum dercesine oynayan bir stoper. Yani dengesiz hareketleri çok yüksek. Bakın Calvo'da 1.80. Aslına bakarsanız bu takımı kanat ortalarıyla orta kafa golle bitirebilirsiniz. Bu açıdan bana Serdar Dursun'la başlamak daha mantıklı gibi geliyor. Bu benim şahsi fikrim. Bu bir. İkincisi, geçtiğimiz maça nispeten orta sahalarında yani Hacı Ahmetovic ile başlamışlar. Pavicic ve Endri Çekici isimleriyle başlamışlar. Bu arada Konyaspor'da şöyle bir daha bakayım da arkadaşlar. Hani genç bir oyuncular var. Çok önemli değildir. Onun dışında bir sakatları yok. Hacı Ahmetovic, Endri Çekici ve Pavicic. Şimdi Hacı Ahmetovic'i zaten yıllardır ezberlediniz. Ön liber olduğunu, 1.79 boyunda, 25 yaşında Bosna Hersek'te olduğunu falan filan biliyorsunuz. Hatta transfer döneminde de bizimle de adı anıldı. Demedik laf bırakmadınız çöp diye. Şimdi bana güzelleme falan yapmayın. 7 maçta 1 gol 2 asisti var 585 dakikada. Bildiğimiz oyuncu. Orta sahada dinamizm katan bir oyuncu. İyi pas yapan bir oyuncu. Ama pas bağlantısını kesersen de sanki öyle sahada geziniyor gibi bir oyuncu. Endri Çekici de 1.78 boyunda 25 yaşındaki Arnavut oyuncu. O da merkez orta saha oyuncusu ve 5 milyon euro piyasa değeri var. Endri Çekici bu sezon sadece 229 dakika süre aldı. Ligde sadece bir maçta oynadı. O da geçtiğimiz İstanbulspor maçında. O yüzden orta saha tercihleri biraz karışık. Pavicic, Konyaspor'un yeni transferi. O da 1.79 boyunda, 28 yaşında. Bakın boylar biraz kısa geldi bana orta sahadan. Yani şişirme toplarda biraz Fenerbahçe daha iyi olur gibi ama dinamizm konusunda sıkıntı yapacaklar gibi. Pavic işte 5 maçta 1 asisti var. 127 dakika süre almış arkadaşlar. 127 dakika. Şimdi çok enteresan bir noktaya değineceğim. Kusura bakmayın biraz da bekletmiş gibi oldum. Muric, Bytyqi, Demir. Benim Konyaspor'dan bir tane çekingen var. Bir tane çekingen var. O isim kim? Bytyqi. Bu arada Hamilton sakat, Fenerbahçe maçında oynamayacak falan filan dediler ama mucizevi bir şekilde iyileşmiş. Öyle gösteriyor Transfermarkt. Şimdi Robert Muric 3,5 milyon euro piyasa değeri var. O da 26 yaşında. Bakın nispeten genç ve 1.80 boyunda. Hala hava hakimiyetinde sıkıntı yaşayacak bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani duran topları iyi kullanan bütün takımlar Konyaspor'u delik deşik eder gibi geliyor bana. Bu benim şahsi fikrim arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Şahsi, kişisel fikrim bu benim. Onu söyleyeyim. Bu arada Murici sol ayaklı. Bytyqi. Evet, bana göre Konyaspor'un en tehlikeli ismi. Bir kişi oynamasın, bir kişiden yana hakkım var deseler Bytyqi'yi tercih ederim. Bir yıl kalmış sözleşme bitimine, yaşı 25. Bu çocuğu bu yıl iyi izleyin. Sözleşmesi biter yazın belki istersiniz. Kosova milli takımında 12 kez forma giymiş, bir golü var. Bakın. Norveç vatandaşlığı da var. Arkadaşlar 6 maç oynamış, bir golü var, 492 dakika. Sakın dakikaya aldanmayın. Sakın ha sakın dakikaya aldanmayın. Yanılırsınız. Dakikaya aldanırsanız yanılırsınız. Gol katkısına aldanırsanız yanılırsınız. Çünkü çok tehlikeli bir isim, hızlı bir isim, pırpır bir isim, sağ ayaklı bir isim. Benim tek çekingen Bytyqi'den yana. Diğerlerini eşleşmede maç öncesinde konuşuruz. Ve son olarak Muhammed Demir. Ligimizin bilindik isimlerinden biri. O da 1.80 boyunda. Bakın arkadaşlar boy ortalaması 1.80'in altında bir takımla oynayacağız. Eğer aynı 11 ile çıkarlarsa. Bence bu maçta Gustavo Henrique'yi tercih eder. Gustavo Henrique'yi %100 tercih eder. Ama aynı zamanda boy fakiri arkadaşlar ama hızlılar. Öbür tarafını tercih etmesi sıkıntı. Ben bu maçta savunmanın dörtlü çıkarılırsa tehlike yaşayabileceğini düşünüyorum. Ama kanat beklerinin hücuma katkısı vesaire beni şaşırtıyor. Yani bu tercihi Jesus ve ekibi yapacaktır tabii ki ama dörtlü mü oynarsın, üçlü mü oynarsın dersen çok karışık duygular içerisindeyim. Karışık fikirler içerisindeyim. Bunu belirttim. Şimdi Muhammed zaten ligimizde Gaziantepspor'dan şuradan buradan her yerden hatırlıyorsunuz. Bayağı bir geçmiş olan futbolcu. Bursa altyapısından çıkan Trabzon doğumlu Muhammed Demir bir dönem Trabzonspor'da da forma giydi. Hani bunların haricinde kim oynayabilir? Hamilton sakat değilse oynayabilir mi? Oynayabilir. Mihailak bunu sattılar diye biliyorum ben ama yok Mihailak'ı geri aldılar. Pardon. Mihailak'ı geri aldılar sanırım. Bu Türkiye'de oynadı, Ankara Gücü'nde oynadı, Konya'da oynadı. Aynen geri aldılar Mihailak'ı. Ben şeyle karıştırdım pardon bir forvet vardı ya adı aklıma gelmedi. Mihailak oynayabilir ama bir Muric etkisi yapar mı sanmıyorum. Empoko 10 numarada oynatabilirler. Rahmanovic oynatabilirler 10 numarada. Ama Pavicic, Çekici ve Hacı Ahmetovic üçlüsüyle çıkıp hani 1-6-2-8'den oynatmayı düşünmüşlerdi o maçtan. Kısaca hocam ne demek istiyorsun? Bize kısaca söyle. Kısaca şunu söyleyeyim. Konyaspor gördüğüm kadarıyla kapan, topu al, kontraya çık futbol oynayacak. Kanatlarda ne olursa olsun iki tane hızlı ve geri dönüşü iyi isim oynamak zorunda. Benim tahminime göre. Yani bir Osayi ve Ferdi ile kanatları kapattığın anda bir kere 1-0 öne geçmişsin demektir. Orta sahada Crespo, Arao yapılır mı? Bence yapılmaz. Bence bunu yapıp da şey yapmaz. Ama ben olsam Crespo, Arao yapıp dinamizmle iki futbolcunun o dinamizmiyle orta saha üstünlüğünü ele geçiririm ve asıl bitirici, hani fişi çeken hamlelerimi ikinci yarıda yaparım bana kalırsa. Bu benim şahsi fikrim. Hani bana kalırsa ben böyle yaparım. Ama teknik direktörümüze tabii ki saygım var. Konyaspor takımı kağıt üstünde Fenerbahçe'den Transfermarkt değeri olarak düşük ama hiçbir takımı küçümsemeyin. Maçın Eskişehir'de oynanacak olması bir avantaj ama zemini de görmemiz lazım. Şimdi bazı takımlar arkadaşlar ki şehirlerinde oynamak ayrı bir hissiyat verir. İki takımın da deplasmanı olacak gibi bir durum var. Yan şehirde olsa yolculuk yolculuktur. Deplasman deplasmandır. Bazen şehrin içinde bir saatte çıkamıyorsun bir yere. Bazen uçakla bir şehirden yan şehire gitme süresinden daha kısa sürede gidebiliyorsun. O yüzden de Fenerbahçe'nin avantajı bu olmak zorunda. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Güzel, zevkli bir müsabaka olur. Dediğim gibi şu kadar fark attı, bu kadar gol attı falan çok mühim değil benim açımdan. Ya benim açımdan önemli olan şey Fenerbahçe'nin kazanması. 25.900'ü geçkin şekilde kalırız inşallah. Maç öncesinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yaptığınız güzel yorumlar için de teşekkürlerimi sunuyorum. Beğeniler için de teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bizimlesiniz. Görüşmek üzere.